2014 yılında süt inekçiliğine başladık. 240 tane inek aldık ve onunla yaklaşık 8 yıldır üretimimiz devam ediyor. Üretimde kalmak adına çok olağanüstü çabalar sarf ediyoruz. Özellikle son 1 yıldır ya girdilerin çok büyük maliyetlerin artmasından dolayı maalesef damızlık hayvanlarımızı kesime göndermek zorunda kaldık. Bunu istemiyoruz. Biz köydeyiz. Yani bugün doktordur, sanayicidir, efendime söyleyeyim avukat, hakim bu tarz işlere girdiğinde toplu bir şekilde kesip dükkanını kapatabiliyor. Ama bizim gidecek bir yerimiz yok. Girdi maliyetlerimiz %100'ü de geçti artık, %200-300 çoğaldığı için bu işi sürdürülebilir bir yönü kalmadı. Şimdi süt üretiyoruz, et üretiyoruz. Sütün şu andaki bize maliyeti 10.3-10.5, sattığımız süt 8.5. O da daha olmadı, olacak. Biz kendimizden geçtik, kendimizi üretiriz, etimizle sütümüzle burada üretiriz, yeriz, içeriz ama bunun tüketiciye yansıması daha acı verici olacak. Yani 200 liraya kıyma, 200 liraya peynir, 30 liraya süt içecek bu insanlar. Yani bu politikanın sürdürülebilir bir yönü kalmadı artık. Hükümetin bir politikası mı, hükümetin bir bir umursamamazlığı mı, daha iyi politikalarım var, bu işi daha iyi çözebileceklerini mi düşünüyor? Ama şu anda öyle bir şey gözükmüyor. Şu anda günü kurtarmak için günübirlik politikalar uyguluyorlar. Bu hükümet, şu parti, bu partiyi geçti artık. Bu tüketici ve üreticinin ayakta kalma durumuna geldi. Çünkü ben yoksam tüketici yok. Onun için hükümetin bir an önce bu politikaları değiştirmesi, öncelikle girdi maliyetlerimizi hızlı bir şekilde düşürmesi ve bizi ayakta tutması lazım.